Gönlümde esiyor fırtına boran, bahar gelmiş, bahar benim neyime, ne arayanım var ne de soran, bayram gelmiş, bayram benim neyime. Yarın 2024 Kurban Bayramı'nın ilk günü ve bugün burada mahşeri bir kalabalık var. İnsanlara soracağız, bayram heyecanı var mı, bayram hazırlığı var mı diye. Ve burada bir grup gelecek adına ümit vaat eden iki genç dört vardı, ikisi kaçtı. Evet. Bir bahar heyecanı var mı? Valla hiç yok abi. Ama eskisi yani gibi. Yayında gayet de bir rahatlık var. Neşe var ama eskisi gibi değil ya. Neşe var mı? Neşe çok iyi. Ama eskisi gibi insanlar aynı insanlar değil. Bayram aynı bayram değil. Bayram için sevdiklerine buradan bir mesaj göndermek ister misin? Var. Bak bu çocuk da gel. Dersine göndermek istiyorum. Gel sen de umut var. Bu da çok umut var ediyor. Ya biz umudu dört duvar arasında geçirdik. Bak içeri girdin mi? Tabii. Hiç sormayın. Suçlama neydi? Suçlama... 188 mi? Olabilir. 188 mi? Aynen. Çok güzel. Sen de umut var ediyorsun. Sarıgazi. Sarıgazi. Sarıgazi merkez. Patlıyor herkes lakabıyla biliniyor burası. Merhabalar. Merhaba. Efendim bayram heyecanı var mı? Biraz var. Ne kadar var? Az yani, ekonomi kötü, kurban kesemiyoruz. Bu kadar. Geçen yıl kestiniz mi? Kestik evet. Bu yıl fakirlik başladı diyorsun. Evet fakirlik başladı. Çocuk var mı? Yok ama ekonomi çok kötü, çalışmak zorundayız evet. Mecburi. Aileyi ziyaret falan var mı bir şey? Memlekete gitme falan? Memlekete gidemiyoruz çünkü ekonomi kötü. Otobüsler almış başını gidiyor. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Geçen yıl gezdiniz mi, tozdunuz mu bir yerlere? İstanbul'dayız hep 7-24 yani. Ben de isterim memleketime gitmeyi, gezmeye ama gidemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Erişti. Seni konuşturayım ama ve git olur mu? Şey... Yok abi konuştum. Tamam o zaman git. Selam söylüyorum bütün memleketlere selam. Memleket neresi? Bingöl. Bingöl. Çok Bingöl'den herkese selamımı Bingöl'den söylüyorum. Bingöl'den herkese selam değildir. İstanbul'dan Bingöl'e selamdır o. Bingöl'den İstanbul'dan herkese selamımı söylüyorum. Buradan deprem bölgelerine de selamlarımı iletiyorum. İnşallah umarım en kısa sürede oralar toparlanır. Çok güzel olur. Konuştun. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Bayram abi. Heyecanı var mı? Olmaz mı? Tabii. Ay, neler yaptın? Nasıl bir heyecan? Vallahi hiçbir şey yapamadım. Emekli adam 3 bin lirayla ne yapar? 3 bin lira mı var? Yok hayır. Tarif verdi ya. Burada daha önce çok güzel röportajlar veren bir abimiz heyecan var mı, bayram heyecanı var mı diye soruyordu. Bir dakika, bir saniye. He. Vallahi ben ta Akmış'tan geliyorum şimdi. Gece sabahca yol yürüdüm, şimdi geri döndüm, şimdi indim otobüsten başka zaman. Bayram heyecanı var mı? Ya ne olacak, ne bayramı yok. Yok diyor. Yok yok, eski bayramları yok. Kurban var mı, baklava var mı? Kurban da yok, bak baklavanın kilosu etten de bağlı, neyle yiyeceksin? Pirzola var mı? Baba var baba. Ne var? Baba var baba. Ne babası efendim? Şam babası, ne babası? Tayyip babası var. Tayyip babası var. Kurban heyecanı var mı sende? Ne kurban heyecanı olacak ya? Millette para mı var kurban heyecanı olsun? Kurban var kestiniz mi efendim? Ben bu hayatımı da kesmedim. Gene de kesmem. Olmayan şeyi ne keseceğim? Evet. Emekli adamın verdiği para 10 milyar para. Neyi keseceğim? 3 bin lira ikramiye verdi. Affedersin. Kıvırsın onu. Matkaplasın kendini. Matkap diyorsun. Ha. Aynen. Teşekkür ederim. Merhaba. Efendim bayram heyecanı var mı? Yok. Normal, gayet normal bir gün gibi benim için. İnanmıyor musun? Vallahi inanacak bir tarafı kalmadı artık. Bayramın. Neden? Sizce belli olmuyor mu? Affedersiniz, kıçımıza aldığımız don bile 250 lira olmuş. Don? Don ya. Aha böyle lastikli don var ya. 250 lira daha ne bekliyorsun? Aman lastikli alalım. Allah 10 liraya alıyorduk donu daha düne kadar. Evet. Şimdi olmuş 250 lira. Makine yatıp yıkıyorsun, yıpranıyor, at gitsin çöpe. Lastiği de kötüyse ki? Yandık. Heh, hiç durmaz bu sefer. Abi öyle düşer aşağıya. Allah muhafaza. Vallahi. Veren iyisini al. Kurban kestiniz mi efendim? Vallahi geçen sene kestim de bu sene zor. Geçen sene Allah kabul etsin. Kestim bu sene zor yani. Çocuk var mı? Çocuk var. Bir tane şu büyük o. Gel buraya. Gel yanıma gel. Gelsene oğlum. Baba çok sert. Gel. Efendim çocukların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaygılı. Konuş. Hadi geleceğin hakkında konuş oğlum. Geleceğimiz kötü abi. Neden kötü? Hayat yok, para yok. Yaşın kaç? Yaşım 21 abi. 21. Aynen. Çocuk birisine aşık olsa, evleneyim dese 1 milyon. Öyle abi. 1 milyon? 1 milyon evlenirse daha iyi. Keşke 1 milyon evlendirebilsen. Ben sana hesaplayayım mı? Bundan yaklaşık 1 yıl önce kardeşimi evlendirdim. Evet abi. 650 bin lira. Sadece bak 1 yıl önce aldım. 650 bin lira. Şimdi 1300 lira. Bir beyaz eşya olmuş sadece 250-300 bin lira. Sade beyaz eşya, düğün salonu, yatak odası, osu busu. Hayatınızda hiç hali hazırda hükümete oy verdiniz mi? Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben normalde AK Partiliyim.
Evet. Evet, ben AK Partiliyim. Ha, şimdi iki türlüyüm. Yani kararsızım. Ne yapayım? Bu hengameye rağmen kararsız mısınız? Şimdi diyecek de bir şey bulamıyorum. Geçen yılki seçim bugün olsa Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan üçlüsü yine kararsız kalır mısınız? O anki şeye bağlı. Şimdi bir şey diyemem. Hani şimdi biliyorsun seçim vaatleri falan oluyor. Seçim vaatleri, ne bileyim. Biz şunu yapacağız, biz ben bunu yapacağız. Bu çocuk umutsuzum diyor. Bak. Sana soralım. Sen kim oy verirsin? O zaten verdi oyunu da şimdi ilk oyunu kullanmıştı. Kime verdin? CHP'ye verdim abi. CHP'ye verdin. Babanı ikna etmeye çalıştın mı? Çalıştık ama biraz. Efendim teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun. Aman Allah'ım, bir bayram heyecanını daha bir gün evvelden taşıyan bir abimiz. Teşekkür ederim. Polo tişörtü giymişsin. Evet. On numara. Bekar mıyız? Evliyim. Evlisin. Aman dikkat, çok yakışıklı yenge burada. Allah razı olsun. Kapan olur seni. Yok, burada değil şu an. Efendim bir bayram heyecanı var mı diye soruyoruz. Var. Var diyorsun. Evet. Kurban alındı mı? Yok. Nerede, mümkün mü? Nasıl bir heyecan bu? İşte ne yapalım? 20 yıl önce heyecan nasıldı? 20 yıl önce... Gelene bak, gelene bak. Sizi bir saniye bekleteceğim. Efendim, yayınımıza renk kattınız. Bayram heyecanı var mı? Heyecan yok, benim param yok ki abi. Para olmayınca heyecan yok. Sen para vermiyor musun? Şimdi biz yayından sonra belki verebiliriz ama şu anda durumumuz kötü. La verir abi. Ama beni dinle, benim kameram, telefonum, şeyim vermezsen mikrofonumu. Mikrofon. Vereceğim oğlum. Mikrofon 20 bin lira. Neden bayram heyecanı yok? Heyecan yok ki, benim param yok ki. Evet. Yastık burada. Yastık mı? Evet. Evet. Terk etme klaba olaydı gamay. Sen belayı gamay. Lılı seçtin. Anca dalaydı. Sonra da benle. Ben olsa deyip. Bütün yayınlara bakayım. Tatlı sesi. Bu UB Haber yeteneklere fırsat vermeye devam ediyor. Nakit taşımıyoruz. Nakidin var mı? Yok. Nakit taşımıyoruz biz. Evet. Nakit taşımıyoruz. Çok var mı diye soruyoruz efendim. Bayram heyecanı. Bayram heyecanı öldü dünden. Kim öldürdü? Başdakiler öldürdü. Öldürdü. Evet. Kurban var mı? Nerede kurban? Kurban birini kesersek olur anca. Kurban nerede? Kurbanı kim alacak? Allah vermesin, millet birbirini kesiyor, örnek olmayalım. Öyle işte, yapacak bir şey yok ki, var mı? Çocuk var mı? Kimse evinin kirasını veremiyor ya. Hayır. İnsanlar çeline çocuğa kıyafet alamıyor ya. İki tane eğitime biz kıyafet alamıyoruz. Ya? Çocuk var mı hanımefendi? Yeğenlerim var, benim çocuğum yok ama yeğenlerim var, onlar da babasız. Onlara alınmadı mı şeyler? Hayır, alınmadı. Peki çocuklar, kendi çocukluğunuza kıyasladığınız zaman halasısınız. Teyzeyim. Teyzesisiniz. Ya teyzeciğim, tişörtüm yok, ayakkabım yok. Ancak biz böyle yardımlardan böyle gidip böyle zorla utana sıkıla alıyoruz yani. Utana sıkıla da. 3 yıl önce yardım alıyor muydunuz? Alıyorduk. Alıyorduk yani, kıyafet alıyorduk böyle zoraki, utana sıkıla gidiyorduk. Yani çoğu zaman ben yardıma ben kendime muhtaç oldum. Benim işim de cezaevine girdi. Ben 2012'den benim işim cezaevinde. Ben kaç kere yardıma başvurdum ama ben açık olduğum için benim yardımım iptal edildi. Yardımdan reddedildi. Hangi belediye? CHP Belediyesi, SMA Dümenci. Ben açık olduğum için kapalı, evet, kapalıya verdi yanımdakine. Hem Kızılay'dan paketlerde kavurmalar vardı, onlardan verildi, bana verilmedi. Aynen. Verilmedi. Bana o zaman, ben hükümet diye bir şey yok, adalet diye bir şey yok. Ya şu an bugün benim işim susuz yere yatıyor mesela. Adalet olsaydı benim işim benim yanımda olurdu. Adalet olsa ben burada olmazdım. Yok. Evet. Yok adalet, var mı sence? Bir bak bakayım, şöyle dünyayı bir gezdir bakalım. Ben kardeşim yana gittim yurt dışına. Yurt dışında böyle hayat yok ya. Böyle açlık, sefillik yok ya. Nereye gittiniz? Danimarka'ya. Danimarka'ya. Evet. Yok yani. Yani kimileri de diyor ki Avrupa'da açlıktan ölüyor diyor. Ya yalan söylüyor ya. Oradan gelen paralılar, böyle yiyenler böyle. Affedersin, ensesi kalın olanlar diyordu. Ne söylüyormuş? Adam geliyor bir tane 100 euro bozuluyor. Keyif alemde yiyor. 100 euroyu ver bakın adama. Ne alabilirsin? Neler alırsın Emin abi? Ne alırsın 100 euroya sen? Bayağı bir şey alırsın 100 euroya. Ya ne alabilir? Hiçbir şey. Ama adamla bak şimdi gelecek. Bizimkiler de gelecek tatile.
Bak güzel bak güzel gene tatillerini yapıp gidiyor. Biz köye gidemiyoruz ya köye. 1,5 milyon şey. Memleket neresi? Ordu. Ordu ya. He. 1,5 milyon şey yazma. 1500 TL şey. 1500 lira otobüs bileti. Evet. 1500'e de geleceksin. 4-500 liraya da köye çıkıp geleceksin. Onu da hesap edeceksin. 2000 de sadece gidiş. Su falan içmeden. O da su falan içmeden yani. Evet. Ha bir şey de yediğin zaman ne olacak? Kaça gelecek? Hanımefendi hiç böyle beraber yaşadığınız insanlarla akşam evde oturduğunuzda örnek veriyorum. Ya şu çayın yanına bir şeyler kim alaydık. Bugün akşam. Ne iyice? Ya bir paket pis gibi olmuş 30 lira. Neyi kafasını yaşıyoruz abi ya? Yanlış bir şey çıkar ağzında cezaevi borlarsın. Bak ben başımıza geldi. Arka. Gelsin, ben yapma. Çok girip çıktım. Bir şey olmaz. Girdi çıktın da bu hep tehlike yani. Bu sana iyiliğini düşünmez. Olsun. Hiç korkum yok benim. Korkum yok. Röportajında. Ben korkmuyorum ki. İnsanlar bir tek yaradandan korkuyorum ben. Kimseden korkmam ben. Hiç kimseden korkmam. Yaradandan korkarım ben. İçeri zordur. Varsınız. Girdiniz mi hiç? Eşim yana sürekli gidip geliyorum. Evet. O kapıların nasıl açılıp nasıl kapalıldığını ben iyi biliyorum. Evet. Orada onun için neler çektiğini de iyi biliyorum. Adalet sistemine inanmıyor musun? İnanmıyorum. 30 bin hakim savcı oynama. Ne kadar olursa olsun. Olsun. Adalet olmadığı yerde varsa olsun. Adalet sarayları yaptılar fıstık gibi. Olsun. Olsun. Var mı adalet içinde? Soruyorum size var mı içinde adalet? Var mı adalet? Düzgün bir adamı hemen sürüyorlar. Düzgün bir adam hemen sürüyorlar, sürmüyorlar mı? Sıkı bir hakim savcıyı sürüyorlar diyor. Evet. Sürseler yine iyi. İçini bitiriyorlar değil mi? İşini bitiriyorlar değil mi? İşini bitiriyorlar. Sorunuzu cevaplamayın. İşini bitiriyorlar. Sen ne diyorsun? İşini bitiriyorlar. Evet doğru. Hayattan bezdiriyorlar. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizi yayınlayacağız. Bayram heyecanı var mı? Var tabii ki. Neler aldınız? Kurban var mı? Kurban. Şeker, lokum. Aldık. Hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Çok güzel. Bir şey çocukları getirdik biraz gezmeye. Kıyafet aldılar mı? Fazla bir şey alamadık. Yani durumlar şartları biliyorsunuz. Hisse mi? Danaya mı girdiniz? Hisseye girdik. Evet. Şartlar zor olsa da bir şekilde ayarlamaya çalıştık ama bu sene hakikaten çok zor. O da bir hisseye ne kadar ödedin? Bir hisseye 25 bin lira ödedim. Aman Allah'ım. Çokmuş ya. Evet. Geçen yıl kesmiş miydin? Geçen yıl kesmiştim. Geçen yıl daha iyiydi şartlar. Kurbanı kestim. Üzerine çocuklara kıyafet aldım. Misafirlere baklava aldım. Tam gaz giriyorum bu bayrama diyebilir misin? Diyemem. Çocukları getirdim. Bayram alışverişi burada evet. Görüyorsunuz. Sadece gidip en uygunundan bir tane penye alabildim. Birini aldın. Birini aldım öbürlerini alamadım. Diğer üçü bakacak. Yangı buna vurdu diyorsun. Yapacak bir şey. O da kendi harçlığıyla aldı ben alamadım ben onu. Ben alamadım. Evet. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür memleket ederim. Memleket neresi? Kars. Buradan Kars'a da selamlar. Selamlar. Var mı? Şu anlık yok. Yok mu? Neden yok? Bir dakika dur ama. Ne bileyim geçim sıkıntısı işte. Kurban kesiyor musun? Yok. Kıyafet aldın mı? Yok. Baklava? Yok. Fıstıklı baklava? Yok. Cevizi? Nerede o günler? O da yok. Yok aldık çok şükür var. Var diyorsun. Var çok şükür elhamdülillah. Şükrettikçe artar diyor bu kameraman benim. Evet var. Dayı dedi kurban kesiyorum dedi bu. Bir hisse aldım dedi. Şükretti sabah kalktı hayvancı bunu aramış iki hisseye çıkardım diye. Evet. Şükrettiğince artar diyor bu. Çok şükür. Çok şükür var. Nasıl ülkenin durumu? Vallahi zengin zengin olmuş fakir fakir olmuş. Vallahi çok kötü. Kötü. Alalım sizi. Kötü gerçekten kötü. Kötü. Çok teşekkür ederiz merhabalar. Efendim biz bayram heyecanı var mı diye soruyoruz. Beyza konuşacak. Beyza bizi kameraya alabilirsin. Beyza sen konuş. Beyza'da mı var? Bejna konuşmak Necla. İstiyordu. Bejna. Bejna. Evet. Kürtçe bir isim. Evet Kürtçe. Anlamı nedir? Bejna uzun boylu. Sen uzun boylu. Bejna Hanım merhabalar. Bayram heyecanı var mı? Yani çok var evet. Ay, kıyafetler alındı mı? Alındı hepsi alındı. Bu çok aynen. Güzel diyorsun. Evet. Hanımefendi kim? Teyzem oluyor. Teyzeniz. Evet. Peki etrafında kıyafet alamayan çocuklar var mı? Yani şu an görmedim. Olabilir de olmayabilir. Olabilir de. Sen bayağı heyecanlısın. Bayağı heyecanlı. Van'dan geldin. Çok Van'dan geldin. Geldim. Van'ın neresinden geldin? Van'da aslında merkezde oturuyoruz. Aslında aynı. Merkezde? Asıl olmayan yerde? Çok teşekkür ediyorum sana. Merhabalar. Röportajımız yarımızda kaldı. Evet. Efendim kurban kesmeden heyecan oluyor mu? Yok. Olmuyor diyorsun. Hayır olmuyor. Yaşınız kaç? Yaşım 50. 50. Evet. 30 yaşınızda kurban bayramında heyecan var mıydı? Daha çok. Akrabalık var mı? Var. Bir Vanlı olarak. Evet. 30 yaşınızdaki bir Vanlı ile 50 yaşında bir Vanlı. Misafirlerinizi 30 yaşınızdaki yani 20 yıl evvel ağırlama bonkörlüğüyle
şimdiki bonkörlüğünüzü karşılaştırın. Eski daha bambaşkaydı. Evet. Ama şu an mesela modelleşmiş, her şey ayrı. Mesela bu zamandaki gençler doğru dürüst zaten görüyorsun giyimlerini, kuşamlarını, eski örf adetlerini. Onları arıyoruz zaten. Evet. Eski örf adetleri çok arıyoruz. Ama bir şey kalmamış. Kalmamış evet. Diyorsunuz. Evet. Van'ın neresinden? Özalp. Özalp çok soğuk bir yerdir. Normaldir yani. İnsanı güzel. Bayram heyecanı var mı? Bayram heyecanı eskisi kadar yok yani. Ne aldın? Ya. Orada aman aman bir şey almadım ya. Don almıştın. Efendim kaç yaşındasınız? Ben 28 yaşındayım. 28. Aynen. Kıyafet alındı mı? Bekar mısınız? Çocuk bekarım yok yani ben bekarım. Hayat şartlarından dolayı şu an bekliyoruz da. Dediğim gibi yani hayat şartları şu an zor. Bir hanımefendi var mı hayatınızda? Var. Bir hanımefendiyle dolu dolu hayaller kurabiliyor musunuz? Maalesef. Nasıl olsun? Bugün bir evlilik. Tam bugün bir kira olmuş 15 milyar. Biz şu an asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyoruz. Yani nasıl bu kiranı falan karşılayabilirsin ki? Nasıl yapabilirsin ki? Evet. Onun için yani dediğiniz gibi yani şu an gerçekten de yani şu an bu hayatta geçinmek yani kolay sana değil. Sana bir teklif sunsam. Desem ki gel sana Belçika'da bir hayat veriyoruz. Orada pizza taşıyın. Hiç arkama bakmadan gidelim. Bak gerçekten. Pizza kuryesi olursun. Her türlü. 10 yıl ülkeye gelmeyeceksin. Vallahi ben değil yani hiç gelmem yani. Yani neden yani şu an yani gerçekten de hayat şartlarından dolayı yani geçinemiyorsun. Yani zar zor o ayı o aya getiriyorsun. Aldın parayı bitirip. Peki kız arkadaşın ismin ne? Adem. Adem ne zaman evleneceğiz biz hayatım? Vallahi ne zaman evleneceğiz? Şu an yani ben korkuyorum yani yapamıyorum. Nasıl yapabilirim ki? Yani evleneceğim kız da bana bunları söyleyebiliyor. Yani evin var mı? O da yani kendi çapına baktığın zaman haklıdır yani. Adem yani teşekkür ediyoruz. Allah yardım etsin. Gerçekten üzüldüm yani bir genç olarak. Kardeşim Allah'ım merhabalar. Merhaba efendim. Ne aldın? Vallahi gördüğün gibi poşete. Çocuklara ne almışsın? Çorap aldım. Çorap aldım. Evet. Ayakkabı var mı? Yok. Pantolon var mı? Yok baksana. Kendin aldın mı? Kendime bir tişört aldım. Kaç burada. Aldın? 200 lira. 200 lira. Ha vallahi. Yengeye bir şey aldın mı? Aldım. Yengeye, aman yengeye eli boş gitme. İyi çorap aldım baksana. Yengeye çorap aldın. Ya burada. Öyle desene ya. Çorap var ya. En güzel hediye çorap. Tabii kalbi. Üstünde gezecek. Kaç çocuk yaptın? 2. Bir çorapla 2 çocuk yaptın. Öyle mi? Yapacağım şey yok. Kanun ne? Bayram heyecanı var mı? Var. Var diyorsun. Var. Kurban kestin mi? Çok şükür. Kesiyorsun. Kesiyorum. Çok güzel. Geçen yıl kesmiş miydin? Yok. Yok. Var mı böyle evde hanımefendiyle ya misafirlere baklava yapalım, alalım. İşte şunu ikram edelim, bunu ikram edelim. Dolu dolu bir heyecan var mı? Var. Ne iş yapıyorsun? Tesisat doğalgaz. Ne? Doğalgaz. Doğalgaz ustasısın. Ustasıyım. Ne kadar aylık gelir? Aylık serbest çalıştığım için belli değil. Belli değil diyor. Evet. Nasıl gidişatı beğeniyor musun? Çok şükür yani. Çok yoktan şükür. İyidir. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Dem Parti. Dem Parti. Evet. Demirtaş biliyorsun içeride. Her şey Demirtaş için. Her şey Demirtaş için. Evet. Sana Demirtaş dese ki AK Parti'ye oy verirse verir misin? Vermem. Vermem. Kesinlikle. Demirtaş da dese vermezsin. Demirtaş dese de demem. Vermem. Dikkatimi çekti. Teşekkür ederiz. Efendim bir bayram heyecanı var mı? Yok vallahi. Nasıl olsun? Çocuğumuza bayramlık alacağız. Çıktık fiyatlara bakıyoruz. Bir tişört 300-400 lira. 300-400 TL. Evet. Askeri ücretle 17. Kira mı verelim? Boğazımıza mı? Faturamıza mı? Üstümüze başımıza mı? Hani bize çok lüks. Bize çok lüks oldu. Gerçekten. Çocuğumuza bile alamıyoruz hani. Çocuğumuza. Vallahi. Berbat durumdayız. Bu yani. Kurban var mı? Yok. Nerede? Misafirler için bir hazırlık var mı? Hayır. Hiçbir şey yok. Yok. Tam tahır kuru bakalım. Ama öyle yani öyle. Vallahi öyle. Hani diyoruz ki gidelim bir kilo tatlı alalım. Yalan değil baktım. Tat bak var en uygun satan tatlı. Reklamı da yapalım buradan. Uygun satıyor yani yalan değil bize göre. Bakıyorum 329 lira 389 lira. Bir kilo aldın. Hadi geldi 15 parça. Düşünebiliyor musun? Kime yedireceğim? Komşuluk, akrabalık, hısımlık, kavumluk. Herkes birbirini görüyor, görmezden geliyor ki aman şimdi bana gelecekti. Yalan değil, böyle olduk. Böyle oldu ama insanlar, vallahi. Evet. Böyle, bu. Çok teşekkür ederiz. Burada heyecanla bizi bekleyen bir genç var. Dolu dolu teşekkürler. Bayram heyecanı var mı?
bayram heyecanı fazla yok. Ne kadar var? Yani %30. %30 ölçtün mü? Yani o tahmine gözüküyor işte. Tahminim. Çocuk var mı, evli misin? Evliyim. Çocuk var mı? İki tane. Kurban kestin mi? Yok. Çocuklara bir şey aldın mı? Vallahi almadım. Kendime bir tane pantolon alabildim. Kaç aldın? 450 liraya. Yine ucuz almışsın. İşte gittim şeyde aldım, default'a aldık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Gençlere de soruyoruz. Bir bayram heyecanı var mı? Yok. Neden yok? Yok, çünkü bayram bayram işte, normal bayram. Normal yarın. Herhangi bir gün, evet evet. Yarın sabah neler yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım vallahi. Kalkacağım, yatacağım, uyuyacağım. Yeri uyuyacaksın. Aynen, çalışmıyoruz. Hazır, izinliyiz. Takip ettiğin bir dizi var mı? Onu bari yok, yok, hiçbir şey yok. Çalışmaktan dizi yok. Mı? Efendim? Günaydın yaz bari işte. Yazarız, onu bayramı yazarız. Onu yazarız. Kurban kesiyor musunuz? Kesiyoruz. Kesiyorsunuz. Efendim, bir genç olarak ülkenin yakın geleceğiyle ilgili ve kendi geleceğinizle ilgili bir kaygınız var mı? Biz artık saldık ya. Saldık. Nereye gidecek? Bakalım, göreceğiz hep birlikte. Ne iş yapıyorsunuz? Emlakçıyım ben. Emlakçı mısınız? Evet. Okey, teşekkür ediyorum. Gençler var, bir grup genç kız. Bayram heyecanı var mı? Evet. Var biraz. Aa, var. Kıyafetler alındı mı? Evet. Neler aldın? Polo, yaka, bir de eşofman. Kaça mal oldu? Ney? Gümüller yakın, Gümüller oldu. Yakın oldu. Daha abi. Gümüller yara. Evet. Sen ne aldın? Etek, gömlek, ha, ayakkabı. Güzel. Hazırım diyorsun. Evet. Peki eski bayramlarla kıyasladığınızda çocukluğunuzdaki durumlar nasıl? Çok kötü. Eskisi kadar heyecanlı, insan heyecanlı değil. Evet. Hiç umursamıyorlar. Kıyafet falan da almıyorlar neredeyse. Şu kızla konuşturalım mı? Konuşalım. Sende var mı bayram heyecanı? Hayır. Yok, sende hiçbir heyecan yok. Aşk var mı? Var. Sende var mı? Var abi. Daha dün ayrıldım. Daha dün ayrıldım. Evet. Bayrama kadar bir aşk yok ya. Abi yapmayak ya. Yapmayak ya. Bayram aşksız geçti. Evet. Belki barışırsın. Barışmayız abi, engel attı. Ha, sen o attı. Evet, ben ayrıldım, o engel attı. Belki bayram sabahın yazar, hayatın bayramın kutlu olsun diye. İnşallah abi, bekliyorum. Abi, bekliyorsun. Evet. Benim kameraman da geçen hafta ayrıldı sevgili. Şimdi yenisini buldu. Biz öyle erkek millet her türlü kız buluyor. Erkek kız buluyor. Evet abi, erkek hali. Herkesin değerini bilmiyorlar abi. Bilmiyorum. Evet. Abi. Bütün erkekler öyle. Umarım değerinizi bilen birileri çıkar. Kendinize iyi bakın. Benim iyi bayram. Benim değerimi de biliyor. Ben onun değerini biliyorum. Mutlusun. Evet. Yayınlarız bak. Yayınla abi. Aşiret maşirettir. Yok, aşiretler görmesin. Kendinize iyi bakın. Efendim, bir bayram heyecanı var mı diye vatandaşa soruyoruz. Var. Var. Evet. Nasıl, alabildiğiniz mi baklavalar misafirlere? Yok, baklava hiç almadık. Ne aldın misafirlere? Valla misafirlere zaten hani kurban keseceğiz. Bakayım geliyorlar mı gelmiyor mu, tatlı evet. Falan ya almadık. Şeker falan aldık. Şeker aldınız. Aldınız. Şey çok aldık güzel. Tabii. He. Kurban kesiyor musunuz? Çok şükür kesiyoruz. Hisse mi, koyun mu? Yok yok, şey başay 7 kişi var. Büyük başarı, evet. Bir hisseyi kaça aldınız? 20 bin. 20 bin. Evet, 21 bin. 140 milyara 7 kişi. 140'a 7 kişi. Evet. Allah kabul etsin. Amin, amin inşallah. Geçen yıl kesmiş miydiniz? Yok. Yok, ben başka yerleri kesemedik. Kesemediniz. Evet. Efendim, eski bayramlarla kıyasladığınız zaman eksik bir şey var mı? Tabii çok eksik var. Ne eksik? Her şey eksik. Eskiden herkes kurban alabiliyor. Şimdi yani 1-2-3 kişi çalışanı olsa alabiliyor. Hani asgari ücret çalışan, kirada olan hayatta bir kişi alamaz. Efendim, dürüst olalım. Yaklaşık evet, 20 ile 25 kilogram et alacaksınız. Evet. Bu hisseden. Evet. Bunun yüzde kaçını dağıtacaksınız? Vallahi 7-8. Üçte biri dağıtacağız. Üçte biri dağıtıyorsunuz. Evet. Ama her dağıttığımızda da baya baya çok koyuyoruz. Hani bir kere yemelik değil, 2-3 kere yemelik koyuyoruz. Ha. Kesmeyelim. Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Hatice'ye diyor ki, kurbanın ne kadarını dağıttın? Üçte ikisini dağıttım, üçte biri bize kalmış diyor. Hayır diyor, aslında bize kalan üçte ikisiydi diyor. Tabii tabii, ne kadar verirsen o sana kalıyor. Evet. Tabii. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. UB Haber olarak da hadis-i şeriflerden. Bir kere yine sizle biz şey yapmıştık hani, Ekrem İmamoğlu mu, ha? Murat Kuru mu diye. Seviyor musunuz UB Haber'i? Tabii seviyoruz, takip ettim evet. O memleket sırada takip ettim. Van. Van, Van'a selamlar. O zaman çok böyle birdenbire yanıma gelip konuşturdunuz beni. Ben biraz evet, böyle telaşlı oldum. Ailem hepsi benim konuşmama şey yapıyordu. Kürtçe iyi bayramlar nasıl deniliyor? Aydatem Barak Bey. Yavaş. Aydate. Aydate. Mübarek be. Mübarek be. Heh. Aydate mübarek be. Evet evet. Aydate efendim, mübarek. Aydate mübarek be. Yavaş. Sağ olun.